Buyurun. Bir son dakika gelişmesi de var. Hemen onun üzerinden de aslında sizinle değerlendirmek isterim bir yandan. Şimdi tabii can kaybı sayıları gün geçtikçe her dakika maalesef yükselmeye devam ediyor. Son olarak yine Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Ekranlara da geliyor. Can kaybı 10.165'e yükselmiş durumda şu dakikalarda. Biz konuşurken de zaten bölgeden dumanların yükseldi. Hemen bizim e, Sayın Serdar, Sard Arseven'le ikimizin görüntüsünün ortasında verilen Gazze sınırından gelen Siderot'tan gelen görüntülerde de o dumanların da yükseldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Son dakika gelişmesi olarak da gelen can kaybı rakamının 10.165'e yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi Sayın Arsemen önemli bir detay tabii biz burada 10.165 insandan bahsediyoruz. Siz söylediniz ya İsrail bunları insan olarak saymıyor ancak bu kadar insan can kaybına sebep oldu. Tabi bu dakikadan sonra ateşkes ilan edilse de İsrail'in akıbeti nasıl olur? Aslında bunu da merak ediyoruz. Yani bu ölen 10 binden fazla insanın kanı yerde mi kalacak? Bundan sonra dünyanın İsrail'e yönelik ve tabi Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tepkisi ne olur? Aslında bu da merak ediliyor. Neler söylersiniz? Evet şimdi biliyorsunuz bizde büyük bir deprem felaketi meydana geldi. Evet ölüm sayıları, şehit sayıları, depremde şehit olanların sayıları gittikçe arttı. Enkaz kalktıkça hep böyle olur. Şimdi orası e, atılan bombanın işte miktarı, o bombalamanın miktarı Hiroşima'ya atılanın iki katı kadar bu kadar süre içerisinde ve evet. çok dar bir alandan bahsediyoruz. E, her tarafı yıktılar, bütün binalar yıkıldı, dümdüz oldu. E, ve enkaz kıl, kurtarma faaliyeti doğru olamaz oralarda. Yani artık yakıt bile yok. Dolayısıyla ee, enkazın altında işte korktuğumuz çok daha fazlası yani şu açıklanan 10 bin rakamın çok daha fazlasının enkaz altında olması yani neredeyse kesin gözüküyor çünkü bütün binalar yıkılınca ve enkaz kaldırma olmayınca böyle bir tablo çıkacak karşımıza ki e, bebek yani büyük bir bölümü bebekler ve çocuklar onları en korumasız en e, masum canlılar o, e, bebekler e, katledildi şimdi e, diyorsunuz ki ne olur ...yani bu kadar büyük bir... ...nefret dalgası oluşturdu... E ...gerçekten artık... E, ...yani bakın... ...soykırıma karşı olan Yahudiler de var... Tabii. İzliyoruz işte... ...yani Filistin'in hakkıydı burası... ...bizim işte İsrail... ...soykırım yaptı diyen Yahudiler de var... ...ama onların da hayatı tehlikede... ...dünyanın neresinde olursa olsun... ...çünkü bir nefret ekerseniz siz... ...bundan herkes mağdur olur... ...dolayısıyla veya işte herkes hedefte olur... ...dolayısıyla böyle bir e, global, küresel bir tehdit söz konusu. Yani ve tabii ki yani benim çoluğum çocuğum hani düşünsenize çoluğunuzu çocuğunuzu katletmişler. Evinizi barkınızı yıkmışlar. Geride hiç kimseniz kalmamış. Ya kaybedecekliğiniz kalmış ki artık. Yani her şeyi yaparsınız. Bir de onun psikolojisi var. Yani o psikolojik e, travma onun şey var. Dolayısıyla bundan sonrasına ben bakmam yani. Bundan sonra efendim çoluğum çocuğum gitmiş her şeyim gitmiş neyi dinlerken, neden korkarım ki artık ölümden mi korkacağım ya da ne bileyim cezalandırmak da hapse mı korkacağım neden korkacağım dolayısıyla bu psikoloji yayıldı peki bundan nasıl bir sonuç çıkar işte yani kahretsin ki İslam dünyası bütün dünya o kadar aciz durumda ki yani yani ne bileyim yani binlerce on binlerce insan böyle çatır çatır katlediliyor e, sevinç gösterileriyle katlediliyor ve Koskoca İslam dünyası bir şey yapamıyor Suudi Arabistan'da eğlenceler görüyoruz Efendim Cadılar şey miymiş bilmem neymiş... E, bir duyarsızlık söz konusu e, Bu ortamda İran İran'ın kendi hesapları var Rusya Rusya'nın kendi hesapları var Çin Çin'in kendi hesapları var Türkiye çırpınıyor e, Türkiye çırpınıyor tek başına e, olayı deviremiyor tek başına ateşkesi sağlayamıyor bunun için uğraşıyor. Ee, bir rahatsızlıkların işte o Blinken'ın geldiği e, ziyaret sırasında aslında verilen mesajlar da e, diplomatik dille son derece net. Yani çok rahatlığını belli ediyor. Ama Türkiye'nin de başı belada. Türkiye'ye baktığınız zaman e, etrafı kuşatılmış. Güneyinde zaten terör devleti kurulmak isteniyor. O da İsrail'in uzantısı, arzı mevutun uzantısı olacak olan bir devlet olacak. Yani burada ne olur biliyor musunuz? bir yani, yani İsrail'i cezalandıracak e, kısa sürede bir sonuç göremiyorum ben efendim uluslararası işte e, mahkemelerde suçlu ilan edilir Netanyahu yargılanır ...şu olur bu olur falan yani onları da e, göremiyorum sadece ve sadece şu olur e, bir nefret dalgası artık bütün dünyanın huzurunu bozacak şekilde e, şey yapar yani yayılır yani bu şu anda bakın dünyanın her noktası her türlü provokasyona açık. Dünyanın her noktasındaki bütün istihbarat örgütleri, bütün emniyet örgütleri, bütün güvenlik örgütleri diken üstünde. Dünyanın her noktasında. Çünkü yani öyle bir öyle bir zulüm ki bu zulme bir tepki mutlaka olacak. Bu tepki nasıl olacak? Gücünüz yetmiyorsa yani ...onu Gazze'den püskürtemiyorsanız... ...ki gittikçe ileri gidiyorlar bakın... ...Gazze'yi bölüyorlar... ...iyice küçültüyorlar... ...iyice sıkıştırıyorlar... Ee, ...öbür taraftan El Fethi'nin... E, e, ...yani... ...birçok şey söyleniyor... ...adres gösteriyor, adreslere gidiyorlar... ...baskın yapıyorlar yani... ...şu anda Gazze'nin... ...Gazze'li insan olarak yani düşünün... bir ...tepenizden bombalar yağan bir anne olarak... ...düşünün kendinizi... ...ben de baba olarak düşüneyim... ...şimdi güvenebileceğim ne var... ...bir imanım var... ...onun dışında güvenebileceğim... ...dışarıdan Allah aşkına... ...miadı dolmuş, tarihi geçmiş... E, ...şeylerle, bisküvilerle... E, ...kefen gönderildi bol bol... ...yani ne var... ...peki oradaki o insanın psikolojisini düşünün şimdi... ...ne var... ...ve bu bitecek bir şey değil... ...yani ateşkes... E, ...ateşkes... E, ...ilan edildi... Ama yani oradaki insanların yani çoktan giderlerdi. Sadece cam meselesi olsaydı çoktan başlarının içerisine bakarlardı. Ama diyorlar ki vatan yani vatan bu topraklardan koptuğumuz zaman biz mezarın altındaki dedelerimizi de terk etmiş oluyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.